bu video İngilizce öğrenirken nerede hata yapıyorum diye düşünenler için. İngilizce öğrenirken yaptığımız okumalar ya da dinlemeler esnasında karşımıza çıkan, günlük dilde sıkça kullandığımız A1-A2 yani temel düzeyde kelimeler için genellikle bir sözlüğe başvurmuyoruz. Geçmişte edindiğimiz bu alışkanlığın, yani yalnızca bilmediğimiz kelimeler için sözlüğe gitmenin aslında ne kadar önemli bir yanlış olduğunu sözlük bize gösterecek. Bütün dillerde sıkça kullanılan orman kelimesi için sözlüğe gidip yaptığımız bu yanlışın ne anlama geldiğini görelim. Orman, İngilizce'de A2 yani her gün kullandığımız temel düzeyde bir kelime. Kelime türü olarak da bir isim. Sık ağaçlarla kaplı geniş bir alan olarak tanımlanmış. Orman bir isim olduğuna göre onu tanımlayacak bazı sıfatlara ve birlikte kullanacağımız fiillere ihtiyacımız var. Tanımın hemen altındaki örneklere baktığımızda kelimelerin yalnız gelmediklerini, onların cümle içinde daima yakın arkadaşları olduğunu görüyoruz. Sözlük sayesinde ilk önemli hatamızla karşılaşmış olduk. Kelimeleri yalnız başına öğrenmeye çalışmak. Kendimiz cümle kurmaya başladığımızda ya da yaptığımız okumalar ve dinlemelerde artık orman kelimesini burada tanıdığımız arkadaşlarıyla birlikte göreceğiz. Tropik orman, çam ormanı. Orman yangını, bir orman yangınını başlatmak. Binlerce hektar orman, orman yüzeyi ve orman örtüsü. Canopy. Canopy. Sözlük kullandığımızda orman kelimesinin A2 başlangıç düzeyinde bir kelime olmasına rağmen yakın arkadaşlarından canopy, orman örtüsü kelimesinin artık C1 yani ileri düzey bir kelime olduğunu öğreniriz. Böylece sözlük bizim yaptığımız ikinci önemli hatayı da düzeltir. Dil öğrenme sürecinde seviye seviye ilerlemediğimizi, başlangıç, orta ya da ileri düzeyler arasında sürekli gidip geldiğimizi anlarız. Bu durum yalnızca kelimeler için değil, diğer bütün yetiler için de benzerdir. Bilinen kelimeler için sözlüğe gitmeyenler, onu yalnızca bir kelime kitabı zannedebilir. Oysa sözlük bundan daha fazlasıdır. Collocation'lar yalnızca bir kelime bankası oluşturmaz. Aynı zamanda sözlüğün ansiklopedik yanını da ortaya çıkartır. Böylece öğrenme süreci, kurduğumuz bağlar, nöronlar arası ilişkiler ve çağrışımlar sebebiyle dil öğrenimiyle sınırlı kalmaz. İşte harika bir örnek. Yağmur ormanı bize iklim krizini hatırlatırken, cloud forest yani bulut ormanı, dünyanın en gelişmiş ve kalabalık yaban hayatını içeren bu muazzam ormanları hatırlatır. Peki öğrenmede bu derinlik ya da gitgeller ne işe yarar? Sözlük bu yeni fonksiyonuyla anlamlı, görsel ve zihinsel ipuçları sunarak kelimeleri rahatça hatırlamamızı sağlar. Üçüncü büyük hatamız da bildiğimiz bu kelimenin farklı anlamlarının olduğunu düşünmemek. A forest of cranes on the skyline. Gökyüzünde bir turna sürüsü. Artık orman çokluk bildiren bir başka kelime. Bu örnekte ise orman alt anlamı yani konotasyonuyla bir deyim. Not see the forest for the trees. Ağaçlardan ormanı görememek, yani detaylarla uğraşırken asıl olanı kaçırmak. Sözlük eş anlamlılar, zıt anlamlılar ve ilintili kelimelerle aslında bu kelimeyi bize hatırlatacak olan çevreyi hazırlar. Sözlüğe gitmemek yalnızca bu kelime için değil, onunla ilintili diğer kelimeler için de büyük bir kayıp anlamına gelir. Yazdığınız her örnek cümle bundan sonra sizin cümleniz demektir. Orman yeni tarım alanları açmak için temizleniyor, yani yok ediliyor. Kadını akşamları asla ormana girmemesi için uyardı. Avrupa'nın pek çok bölgesi bir zamanlar ormanlarla kaplıydı. Ormanda kayboldular. Göz alabildiğince sık bir orman uzanıyor. Yolumuz sık bir ormana düştü. Geniş, bakir bir orman.
Bu türler hem yaprağını döken hem de yaprağını dökmeyen ormanlarda yaşar. Sözlüğe gittiğinizde Coniferous. Coniferous. Yaprağını dökmeyen ağaçlar Deciduous. Deciduous. Ve yaprağını döken ağaçlar olmak üzere bir ormanı tanımlamak için C2 ileri düzeyde iki önemli sıfatı öğrenmiş olursunuz. Sözlük bazen de görsel ipuçlarıyla öğrenmeyi derinleştirir. Sözlük görseli bize her yıl yapraklarını döken ağaçlara örnekler veriyor. Bu kelimeyi birden fazla sözlükte araştıranlar için iyi haber. Orman alanı, orman biyoçeşitliliği ve ormanın korunması gibi birçok yeni collocation'la tanışıp onları yazılarınız ve konuşmalarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.